Bugün 2. Murat döneminin en önemli yapısı, geçmişin ve geleceğin düğüm noktası Üç Şerefeli Camii'ndeyiz. Osmanlı mimarisinde yeni bir çığır açan bu cami, pek çok özelliğiyle ilklerin sahibi durumunda. Tabanı mermer döşeli 2600 metrekarelik iç avlu, Osmanlı mimarisindeki camiler arasında ilk cami iç avlusu. Caminin en az kendisi kadar ünlü minareleri de bu avlunun dört bir yanına yerleştirilmiş. Serdar Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? İyiyim, nasılsınız? Sağ olun. Bugün Edirne'nin çok özel bir mekanı, yani buranın sembol mekanlarından birisi Üç Şerefeli Cami'deyiz. Burası kendine has bir takım özellikleri olan bir mekan. Fakat ondan önce önce sizi biraz tanımak istiyoruz. Yani Serdar İyiyiz kimdir, hangi derneği yönetir? Çünkü sizin de bir dernek faaliyetiniz var. Evet. Bu da fotoğraf sanatı adına çok önemli bir konu bizim için. Kısaca sizi tanıyalım hocam. Ben Edirne Fotoğraf Sanatı Derneği Başkanıyım. Derneğimizin 36 yıllık bir dernek. 36 yıllık, evet. Maşallah. Ciddi bir geçmişi var. Türkiye'de bir sanat derneğinin 36 yıldan beri faaliyet göstermesi, böyle derneklerin sayılı dernekler. Kesinlikle. Biz Edirne Fotoğraf Sanatı Derneği olarak ciddi hem şehrimizde hem ülkemiz için ciddi misyonlar yüklendik. Bu şekilde yola çıktık. Çalışmalarımız diğer derneklerle benzerlik teşkil etse de belli anlamlarda ayrılıyoruz. Pratikte uygulamalarımız bakımından. Ve bünyenizde de çok iyi fotoğrafçılar olduğunu da biliyorum. Evet. Yani o fotoğraflar da gözümün önüne geliyor. Sizin fotoğraflarınız da hakeza öyle. Siz mimari, özellikle de mimari alanda ve portre alanında çok farklı fotoğraflar çalışıyorsunuz. Evet. Bu mekan özel bir mekan. Neden özel? Büyük usta Mimar Sinan'ın ustasının tarafından yapılan bu avlusuyla, girişiyle, içerideki mekanların farklılığıyla, kubbesiyle, direkt kubbe alanına girişiyle beraber çok farklı bir mekan. Dilerseniz önce bir mekanın içine girelim. O ışıkları bir görelim. Peki. Daha sonra sohbetimize devam edelim. Peki. Olur mu hocam? Oldu. Buyurun, buyurun hocam. Dört minarenin biri üç, biri iki, ikisi birer şerefeli. Baklavalı, şişhaneli, çubuklu ve burmalı motif üsluplarıyla bezenmiş her bir minare farklı dönemlerde yapılmış. Camiye adını veren ve cami ile aynı dönemde yapılan Üç Şerefeli Minare ise Selimiye yapılana kadar yapılmış minarelerin en büyüğü kabul ediliyor. Külahıyla birlikte 76 metre ve toplam 203 basamağa sahip. Camiye adım atar atmaz kendinizi 24 metre çapındaki ana kubbenin altında buluyorsunuz. Renkli camlarıyla loş bir ışıkla aydınlanmakta olan camide derin bir sükunet içerisinde ibadet atmosferi hüküm sürüyor. Hocam akıstığı hissediyor musunuz? Evet, kesinlikle. Zaten Osmanlı dönemindeki camilerin en önemli yanlarından birisi mimarisinde akustiğe çok önem vermeleri. Çünkü ses sistemi yok. Ses sistemi yok. Ve buna çeşitli yöntemlerle çözmüşler. Örneğin kubbelerdeki köşeler aynı zamanda bir desen vermişlerdir. Yani onun bir estetik görüntüsünü bozmamışlar. Ama o köşeleri vermelerinin amacı da seslerini o aralara girerek yansımalarını sağlamaktır. Kupelerdeki bütün özelliklerin en önemli şeylerin bir tanesi bu. Çok ince, mimari, matematiksel bir hesaplama var sonuçta. Ayrıca belli yerlerde kubbelerin içerisinde bizim göremeyeceğimiz şekilde testiler gibi, testi gibi şeyleri yerleştirmişlerdir. Ses orada gerekli yankıları alsın diye. Ses o testin içerisinden giriyor, yankılanarak geri dönüyor.
Bunlar tabii o zamanki teknikte ve bunları o zamanlar çözmüşler. Bakın burada hiçbir şey mikrofon yok. Ama en uçtaki insanı en daha iyi duyabiliyoruz. Peki hocam, bir miktar da sizin fotoğraflarınızdan konuşmak istiyorum ben. Fotoğraflarınızda siz daha ziyade neler yüreğinizi hissettiriyor, böyle daha sıcak geliyor? Yani mimari midir, portre midir, yoksa doğal fotoğrafı mıdır? Çünkü birçok alanda çalıştığınızı biliyorum ben. Evet. Şimdi özellikle Edirne'de yaşıyorsanız eğer, bu kadar tarihi eser, bu kadar köprü, bu kadar cami, bu kadar hamam, yani Edirne böyle bir açık hava müzesi gibi bir şehirde yaşıyorsanız, mimari fotoğraf olmaması imkan yok. Zaten sizi itiyor. Evet. Yani beni çekin diye. Burası dünyada Roma'dan sonra kilometre kareye başına düşen en çok tarihi yapıda ikinci şehir, evet, dünyada. Çok ciddi. Yani bakın çok ciddi, evet, bir şey çok bu. Çok ciddi bir rakam. Mesela şu kısacık alanda, yani birkaç yüz metrelik alanda işte, evet, üç şerefeli cami, Selim mi, işte eski cami olsun. Sadece bunlar üç tane cami. Evet. Ve bunların etrafındaki o diğer hamlar, hamamlar vesaire. Arasta, Bedesten, Ali Paşa, birkaç tane yanımızda medrese var. Yani hepsi bunlar iç içe geçmiş vaziyette. İç içe geçmiş vaziyette. Evet. Ve böyle bir şehirdeyiz. Yani, böyle bir şehirde olduğumuz, evet, için de ister istemez mimari tarafınız, evet, yani, bir miktar daha ağır basıyor. Evet, mimari fotoğrafa bir şekilde yöneliyorsunuz. Çünkü bunları çekip bir de paylaşmak zorundasınız. Bunun kente olan sorumluluğunuz bu. Yani bu güzellikleri... Sorumluluk bakımından, evet, çok önemli bir şey. Bu paylaşımlarla hem Edirne'yi hem bu eserleri dünyaya tanıtmış oluyorsunuz. Bir de turizme katkı ciddi anlamda katkı sağlamış. Şöyle bir şey düşüneceğiz. Biz ne kadar fotoğraf üretir isek, ne kadar görsel üretir isek, o denli de dünya mecrasında, evet, sosyal medyalarda olsun, internet ortamında olsun ve basılı medyada olsun, bunlar ön plana çıkıyor. Kesinlikle. Ne kadar çok üretir isek. Kesinlikle. Nasıl yapmalıyız ki daha iyi fotoğraf üretebilelim? Yani sizin mimari fotoğrafta olmazsa olmazlarınız nelerdir? Bir kere ben fotoğraflarımda vizörden bakıyorum. O an kadrajı yapıyorum. Ve bilgisayara fotoğrafımı koyduğum zaman çok az milimetrik rutuşlar, kroplamalar yapıyorum. Ama milimetriktir çok yani. Çok az yani, evet, milimetrik. Ve çoğu fotoğrafımı çektiğim gibi koyuyorum. Ve bunu da bütün üyelerimize, kursiyerlerimize özellikle çektiğim anda da gösteriyorum. Bu çok önemli bir şey. Günümüzde biraz insanlar tembelliğe kaçıyor. Photoshop'un olması, fotoğraf işleme tekniklerini bilmeleri, evet, onları bu tembelliğe yöneltiyor. Ben buna ciddi anlamda tembellik diyorum ama ileride bunların tabii kendileri açısından çok ciddi zararları var. Bir mekana geliyor, büyük bir fotoğraf çekiyor, geniş. Ondan sonra eve geldiği zaman fotoğrafı masasına koyuyor, laptopta, masa üstünde, oradan buradan kırparak, buradan işte yatay fotoğraf çıkar, buradan dikey fotoğraf çıkar deyip arayıp duruyorlar. Sakıncası şu, çektiği fotoğraf, büyük bir fotoğraf genelde, yani piksel çözünürlüğü bakımından, kroplama yaptıkça fotoğraf küçülüyor. Küçülecek. Ve çözünürlüğü kalite düşüyor. Kalite düşüyor. Kalite. Birincisi bu. İkincisi, gittiği mekanda böyle bir anlayışta gittiği için etrafında oluşan fotoğrafı göremiyor. Yani o an bir algıda göz eğitimi. Algıda seçicilik düşüyor. Çünkü bunu vizörde kadrajı yaparak görse bunu yapacak. Bunu görecek. Bu anlayışta yaklaştığı için ne olacak diyor. Ben her gittiğim yere kocaman bir geniş bir fotoğraf çekerim, gelirim. Ama iş öyle değil. Değil. Etrafında ne kadar fotoğraf, belki ne güzel portrelerin kaçırdığının farkında olamıyorlar. Ne yazık ki bu iş böyle. Bir gün fotoğraf dünyamızın duayenlerinden Ara Güler, bir gün sohbetimizde bana şöyle dedi. Ben dedi, Beyoğlu'ndan dedi, yanıma bir fotoğrafçıyı alırım. Yürüyerek Karaköy'e inerim, yürüyerek. Ben dedi, belki 500 kadraj yaparım ama belki o dedi, 2 kadraj bile yapamaz. Bende artık göz refleksi oluştu, fotoğraf. Algıda seçicilik işte olayı. Algıda seçiciliğimiz, göz eğitimi. Evet, göz eğitimi. Evet. Bunu yaptığımız takdirde fotoğraflarımızda fotoğraf olmaya başlayacak, evet, zaten. Evet, yarı, evet, yarıya olgunlaşmış, kesinlikle, olacak. Kesinlikle, kesinlikle. Evet, çok fotoğraf dedi, izleyin. Çok fotoğrafı bakın, dünya sitelerine girin. Bunları dedi, bütün fotoğrafçıların değerlendirmesi gerekir diye bir sözü var ki bence bu söz hakikaten kitabı bir söz. Kesinlikle. Elinize makinenizi aldığınızda, evet,
bunun dijital bir makine değil de bizim eski zamanda işte kesinlikle karanlık odadan geldiğiniz gibi bunun bir analog bir makine olduğunu evet düşünün. Ve her deklanşöre bastığınızın aslında bir yerde sizin cebinizden evet çıkan bir meblağ olduğunu evet düşünün. Eğer bunu yaptığınızda yani az da olsa ona dikkat gösterdiğinizde bu sefer kaliteniz daha iyi olacaktır. Evet. Mesela ben dijital fotoğrafçılığım, teknolojinin fotoğrafa bir nevi hizmet ettiğini, daha ciddi kolaylıklar getirdiğini eğitim anlayışı bakımından böyle görüyorum. Neden? Eskiden analog makinelerde banyodan sonra her ne şey yaptığımızı evet görebiliyorduk. Ama şimdi dijital fotoğrafta anlık hemen görüyorum ekranda bakıyoruz. Kadrajımız yanlış mı? Işık ayarı neydi? Efendim ISO yükseltmemiz lazım. Ya da poz müdahalesi mi yapmamız lazım? Hatamız var. Hemen o an onu görerek kendi kendimize yenileyebiliyoruz. Evet baştan biraz zordur bu. Ama bu eğitimi aldıktan sonra eğitim kişi artık zaten başka türlü fotoğraf çekemez olur. Etrafında fotoğrafı görür. Ha burada bir fotoğraf var. Burada ben bunu yakalıyorum der. Hocam burada bir fotoğraf var dediniz de. Evet. Bakın arka tarafınıza bir bakarsanız arkanızda, aynen, sol evet arkanızda ben evet bir fotoğraf görüyorum. Orada. Evet. Bir yandan kulağım, gözüm, gönlüm sizde, bir taraftan evet da böyle bir ben onu demin de gördüm. İnanılmaz gördüm, güzel duruyor. Aslında yüzü evet de gözükmüyor bakın. Evet. Yani şimdi yüzü gözükse evet izin almamız gerekebilir ama evet şuradan bir iki kare yapmayı ne dersiniz? Benim için bir açınıza uygun mu? Uygundur ama benim objektifim şu an onun için uygun değil. Peki hocam bana müsaade eder misiniz tabii, o zaman? Buyurun. Ben şu kareyi evet kaçırmak istemiyorum evet çünkü gerçekten çok güzel duruyor. Bakın. Böyle kompozisyonlar yaparken evet bunu tekli bir çerçeve olarak da yapabiliriz. Evet. Yani her bir pencereyi evet bir çerçeve olarak da yapabiliriz. Veya her şeyi ikili yapabiliriz. Yani evet ikili de algıda seçiciliğimiz biraz daha farklı noktalara gidecektir. Onun tadını katacaktır. Bu tip durumlarda ben genelde iki pencere, iki nesne, yani evet iki, ikileme bırakarak. İkileme bıraktığınızda bir tarafta bir şey yok ama diğer tarafta da bir algı var. O sizi biraz daha artıracaktır. Bunu çok tercih ederim ve öneririm de. Yani evet böyle yaptığınızda fotoğraflarınızın kalitesi, tadı, ruhu... Kompozisyona zenginlik katma. Kompozisyona zenginlik evet katacaktır. Orada dikkat ederseniz ters ışık var. Evet. Arka ışık iç mekana göre güçlü. Ya buradaki ters ışığı kullanacağız, objeyi ışık kaynağının arkasına getirmemiz lazım ki burada biraz zor. Ama kişiyi eğer çekmek istiyorsak dolgu flaşı burada yapılması gereken. Dolgu flaşı çok iyi sonuçlar verir. Evet. Yani burada dolgu flaşı yapılması lazım. Neden size, dolgu flaşı? Neden, kısaca anlatalım hocam. Evet. Buyurun. Bazen ya flaş mı patlatılır deniyor. Evet, evet, burada flaş patlatılır. Tam da yeridir. Çünkü bulunduğumuz mekan ile fotoğrafın arkasındaki mekan arasında bir ışık güçlü bakımından bir fark var ise, yani iç mekandaki ışık objenin arkasındaki ışığa göre daha az ise biz burada dengelemek için dengeleriz bir dolgu flaşı yapmamız lazım. Yani bu doğru bir şey. Hocam isterseniz biraz şöyle bir fotoğraf molası verelim mi? Evet, iyi olur. Çünkü çok kareler var burada. Evet. Ufak ufak şöyle fotoğraflayalım olur, hocam. Olur, peki. Buyurun hocam. Olur. Hocam, portrede nelere dikkat ediyorsunuz? Yani portre çekimi esnasında özellikle dikkat ettiğiniz bir şey var mı? Birincisi ifade. İfadeye çok dikkat ediyorum. İkincisi arka plana dikkat ediyorum. Çünkü ben fotoğraflarınızda biliyorum mutlaka arka planınızda bir konu evet, da var yani. Evet, evet. İkincil bir konu. Evet, alan derinliği ama tadında bir alan derinliği vererek eğer arkada portresi çektiğim kişinin yaşadığı mekan var ise onu da koymak istiyorum o
arka plana ki kompozisyonu güçlendirmek için. Mesela bir sporte çekimlerinde işte 50 milimetre ya da 105 yani 1.8 lensleri öneriyoruz. Daha çok alan derinliğini vermek için. Ama 1.8'e takılı kalıyorlar ve ciddi bir arkadaki alanı tamamen yok ediyorlar. Tadında bir alan derinliği demek istediğim olay bu. Muhakkak bakış yönüne dikkat ederim. Bakış yönü boşluğu bırakırım. Diyelim bir kadrajımız var, evet. Yatay bir kadrajımız evet. var. Konumuz, portremiz sol tarafta ve sağ tarafa doğru bakıyor. Bakıyor. Bu doğrudur. Doğrudur. Yani büyük alan sağ taraftadır. Fakat sağ sol tarafa baktığında evet. yani kısa alana bakmış olacak. Bu yanlış. Evet, kesinlikle yanlış. Niye? Çünkü konuyu sattırıyor yani. Evet. Bir de özellikle portrelerde öyle portreler var ki göz teması çok gerekiyor. Yani o kişiyle objektif arasında göz temasının olmasına dikkat ederim. Biraz beden yani karından çekiyorsam elleri kesik olmamasına dikkat edilmesi lazım. Çok önemli. Özellikle. Çok önemli. El kesinlikle kesik olmayacak. Çünkü el ifadede yüzden sonraki en ikinci önemli şey, evet, ikinci önemlidir. Önemlidir. Yani bu ana kurallar. Ondan sonrası kişi özgün olarak bazı şeyleri geliştirebilir. Olabilir. Mekandaki duruma göre bunu değiştirebilir. Öyle bir alan vardır ki kişi yaşadığı mekanın kapısında ya da penceresinde bakıyordur. Burada da az önce belirttiğimiz gibi içerideki alan ile dışarıdaki alan arasında bir ışık farkı var. Evet. Bu bizim için aslında bir avantajdır. Doğru kullanabilirsek. Doğru kullanabilirsek. Ve hemen arkadaki alanın ışık ağzından faydalanarak diyaframımızı mümkün olduğu kadar kısıyoruz. Objeye netleme yapıyoruz. Eğer yetmiyorsa poz müdahalesinde eksiye biraz kaçıyoruz. Ve burada arka alan kararıyor. Ve o obje daha bir ön plana çıkıyor. İşte kompozisyon. 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 Asıl olan iyi fotoğrafa yavaş yavaş kesinlikle. Meyletmek, ellerinde bulundurmuş oldukları makine alanını tanımaları, tanıdıktan sonra da yavaş yavaş fotoğraf kesinlikle. Üretimine geçmeli. Kesinlikle. Peki hocam, bakın hemen sağ tarafında çok güzel bir duvarda bir hat evet. var. Mesela eski camilere çok yakın olmasına rağmen evet. burada birkaç böyle... Çok az var. Çok az var evet. ama tadında çok. Evet. Tadında evet. yani. Evet. O hatları fotoğraflamak ister misiniz Peki, beraber? Peki, yapalım. Buyurun hocam. İstediğiniz kareleri aldınız mı? Evet, bayağı aldım. Bayağı aldım. Evet. Ne yapalım? Şöyle bir dışarı çıkalım, burada bir oturalım, şöyle bir değerlendirelim Peki, bakalım. Öyle yapalım. Hocam bir miktar da sizin fotoğraflarınızdan konuşmak istiyorum. Özellikle o Kırkpınar'da çok güzel bir fotoğraf var. İnanılmaz güçlü bir fotoğraf. O fotoğrafın bir hikayesini anlatır mısınız bize? Recep Kara ile Mehmet Yeşil Yeşil'in başpehlivanlık altın kemer müsabakası. O final. Son final o yani. Son. Çünkü Kırkpınar çok önemli bir yağlı güreş organizasyonu. Artık yağlı güreşlerin olimpiyatı. Bu son güreşte de Mehmet Yeşil Yeşil de iddialı. Recep Kara da çok iddialı. Özellikle ben bu fotoğrafı nereden çekerim de önce bir yer kendimi belirledim. Yerimi değiştirdim. Ne kadar beklediniz hocam o fotoğrafa? 65 dakika falan sanıyorum yani tam final güreşi için. 65 dakika hiç deklanşöre basmadınız. Basmadım.
Peki i̇lk hazırlıklarınız oldu mu o arada? Zaman zaman oldu. Zaten ilk hazırlığım yerimi değiştirdim. Recep Karay'la güreştiği alanın arkasına gölge gelen tribünleri aldım ki orada diğer tribünlerde ışık patlaması oluyordu. Güreş direkt vuruyordu. Arka alanı netlediğim zaman alan derinliği verebilmem için o bir etkili olacaktı. Sık sık kadrajımı yeniliyorum. Işık ayarlarıma bakıyorum. ISO'ma bakıyorum. Ve sanki dedim burada bu iş bitecek. Zaten uzanarak kalıyordum. Herkes de benim arkadaşlarım orada uyuduğumu zannediyorlardı. Ama ben i̇yi, çok iyi. Gözlerim kısık bütün şeydeydim. O an hazır mata bekliyorum kalktım. Seri çekimde ben hep kullanırım. Ve 3 defa çektim. Üçünde de yakaladım. İyi, elinize sağlık. Yani çok güçlü bir fotoğrafçı. Evet. Yani şimdi şu var. Biraz da fotoğrafçı fotoğrafı beklemeli. Mesela benim bir iki tane böyle kış fotoğrafım var. Edirne'de kar yağmıyor diyelim son zamanlarda. Yağsa da akşam yağıyor. Ama ben lapa lapa yağan bir hep karı bekliyorum yıllardan o havada, beri. Havada duran. Aynen. Yıllardan beri. Çekeceğim sokağı belirledim. Sabah kalktım ki kar yağıyor. Ve insanlar da tek tük gelmeye başlayınca orada iki tane fotoğraf çektim ki benim şimdiye kadar çektiğim gerçekten içinde insan olan, Edirne olan bir mahalleyi anlatan, tarihi bir mahalleyi anlatan. Böyle şiir gibi olmuş o fotoğrafta. Evet, yani evet. Çok arkada işte Üç Şerifli Camimizin minaresi gözüküyor ve eski bir evlerin bulunduğu bir sokak. O gün 4-5 fotoğraf çektim, 4'ü de iyi bir fotoğraftı. Harika. Yani bunları beklemek gerekiyor. Hocam bir de sizin bu zannedersem Selimiye Camisi ile beraber bir Dolunay fotoğrafınız var değil mi? Edirne'miz var, Selimiye'miz var tabii. Onunla övünüyoruz. Evet yani ve her Dolunay zamanı biz önceden hesaplar yapılıyor. Biz de orada bekliyoruz. Yani bir 15-20 metre şaşıyor. Sağa sola bir koşturma oluyor o an. Ama iyi fotoğraflar çıkıyor. Çok çok güzel. Elinize sağlık hocam. Mesela ayrıca kış fotoğraflarımız var bizim çok. Her kış çekiyoruz. Bunlar belgesel oluyor artık. Tunca Nehri'nin donduğu zamanlar var. Tunca'da kayıklar var, donmuş. Bir daha ne zaman donar, donar mı? Hocam fotoğraf kısmet değil mi? Kısmet yani biraz da çok gezmek lazım. Evet. Hani gezen kurt aç kalmaz derler ya. Evet. Fotoğrafçı da gezmeli. Gezmeli ki konuyu yakalayabilirsin. Yoksa konu ayağına zor gelecektir. Muhakkak. Evet hocam, bugün bize zaman ayırdınız, bizi misafir ettiniz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Hem size çok çok teşekkür ediyoruz, hem derneğinize başarılar diliyoruz. Çünkü derneğiniz çok uzun yıllardır faaliyet gösteren bir dernek. Orada umarız ki ileride böyle çok iyi fotoğrafçılar çıkar, ülkemizi iyi tanıtırlar. Ben teşekkür ederim size. Fotoğraf sanatı adına böyle güzel bir program yapıyorsunuz. Sağ olun, var mı hocam? Bir döneme damgasını vurmuş bu olağanüstü eserlerden ayrılmak hepimiz için zor geliyor. Her yanında bir ilk, her yanında apayrı bir fotoğraf karesi. Ama bizi bekleyen daha bir sürü eser var. Haftaya görüşene kadar hoşça kalın. Fotoğrafla kalın.